Ayrı ayrı düştüler. Ne oldu böyle? Vallahi abla bana işte günaydın değil. Yine giyinmiş. Sen ne benim kıyafetime karışabiliyorsun? O hakkı nereden buldun bak? Nasıl yani o hakkı? Bu kıyafet diye. Bu kıyafetten mi beğenmedin? Abla yani. Şadıman nasıl artık kıyafeti? Bir dakika dur. Fena değil. Fena değil. Ay bu ne yapsa yaralanıyor bu aslında. Ya gözükmesin istemiyorum. Kıskanıyorum kızım ya. Bak ben senin kızın değilim. Sabah sabah sinirlerimi bozma. Parmağımda yüzüğün de yok. Bana karışmaya hakkın da yok. Çıkardın mı? Çıkardım. Allah Allah. Yüzük de şey oldu artık. Çıkartak çıkartak. Yapacak bir şey yok. Seda Hanım o zaman üst doğru. Kayahan Iğdır'a gitti geldi, çok değişti. Aslı çıldırdı. Yüzüğü müzüğü çıkardı. Benim lenslerimi söylemenin Iğdır'la ne alakası var? Lense mi takıldık? Takıldım Sedam. O kadar şey lens ne alakası? Evet. Niye lens? Lense takılmış abla, ağlıyor sızlıyor. Sedam herkes bana şimdi lensimi soruyor. Bilmiyorlardı ne güzel. Gözlerin ama güzel diye yazıyorlar. Şimdi lensini soruyorlar. Yani ben hariç herkesin gözünde lens var zaten. Bir de hemen sayında yok. Herkesin gözü lens. O kadar oldu ki bana sordular gözünüz lens mi diye. Bir de Ayşe'nin gözü kudretten. Kurban olduğum ya Rabbim. Kayahan Iğdır da tek başına gitti. Baktı ki olmuyor. Ailesinin kapısını tek tek çaldılar. Baktı ki olmuyor. Bir de arkadaşlarını yoklamak istedi. Kayahan arkadaşlarıyla Iğdır da bir araya geldi. Acaba ne konuştu izleyelim. Kayahan Aslı'yla sevgili olduğundan beri çevresindeki çoğu kişinin tepkisini topladı. Bu kez de nabızlarını yoklamak için Iğdır'daki arkadaşlarının yanına gitti. Bana ne yapıyorsunuz ya? Ha. Kardeşim var. Hoş geldin. Sarı sormuyorsunuz ha. Neyse. Aslı nerede? Aslı'yı da otele bıraktım. Niye getirmedin? Dinlensin biraz ya. Getirmesine gerek yok ki. Nasıl? Neden? Yok ya, yengemize yatışsaydın ya. Oğlum zaten kimse istemiyor. Yani ne yapalım? Ben bir yanlış olarak görüyorum bunu. Ne evet. Yanlışı ki? Ne yanlışını? Yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Ne benim yöneme uygun, ne benim insanıma uygun. Artı bizi bırakıp gittin. Biz ne program yapıyoruz, ne canlı müzik yapıyoruz. Yani yapmak istesek de yapamıyoruz. Sen yoksun diye. Bunun Aslı'yla bir ilgisi yok bence. Var Aslı'yla. Hayır. Aslı ne yapıyorsun kardeşim, ne yapıyorsun? Sevdiğim kadının yanına gittim. Çağırdı oraya gittim ama. Sonuçta herkes bir insan oldu. Lütfen. Hayır. Bence. Tercihler yani. Ben bir şey söylemek istiyorum. Burada bir ilişkisi vardı sonuçta. Bunların hiçbirine Aslı engel değil ama. Yanlış konuşuyorsun. Şu an engel ama. Hayır, hiçbirine engel değil. Ben istemiyorum bu konuda. Yani şimdi dışarıda gördüğümüz zaman Kayahan'ın bir saygınlığı vardı. Gerçekten. İnsanlar karşısında saygı duyuyorum. Saygımı kazanmıştın ya sen. Bak o kadar sinirleniyorum ki konuşamıyorum. Hayır, artık Kayahan. Aynen. Müslüman olarak değil de aşk adamı olarak. İnsanoğlu bile. Ben sana şunu söylüyorum. Yani bu senin işine engel, hayatına engel. Aynen. Ben ona kırıldım. Çünkü burada biz onun kardeşiydik. Ben köşeyi dönünce bile Kayahan'a haber veren bir insandım. Bize hiçbir şey söylemeden. Ama gitmek zorundaydın biliyorsun, ne yapayım? Gitmek, bunun için bir engel değildi. Asya'ya gitmek değildi bu. Olay bu, kesinlikle ben, Aslı değildi. Ben gitmeyeyim bir insan bence Aslı. Yani, bence öyle. Ben Kayahan'ı tanıyorsam değil. Hayatın bir sürü gerçeği var yani. Çıkmış olabilir sahneye. Aslı'nın sayesinde çok iyi toparlandı ve çok da mutlu davranmış. Yıllardır mutlu olmayan adamı ben mutlu olarak görüyorum. Bir tarafı düzelteyim derken, bütün işini, her şeyini, hayatını, arkadaşlarını, aileni sildim, tek seferde gittim. Ben 15 yıldır tanıdığım kardeşim için gidip bir kızı seçmezdim şahsen. 15 yıldır yediğim içtiğim beraber gidelim. Bu aşk değil. Bu aşk değil. Bu bir inat. Aşkın peşinde şu anda koşuyorum. Bu aşk değil. Arkadaşlarım da kendi aralarında bir şey yaşıyorlar. Kafaları karışmış. Kız arkadaşınız senden taraf, Aslı'dan taraf diyor ki aşk için gitti ve Aslı toparladı bence Kayahan'ı diyor. Ama diğer arkadaşın ve arkadaşların senin müziği ikinci plana attığını, Aslı'yı ön plana koyduğunu düşünüyorlar. Aynen abla. Sen öyle düşünüyor musun? Benim için... Ne kadar güzel savunmuşsun beni, hayran kaldım. Aslım da Aslım diyorsun, başka bir şey demiyorsun. Herkese kafa tutmuşsun falan. Çok hoşuma gitti. Tekrar aşık benim için gel, tabii ki de sanatım. Sanatımdan sonra aşk. Sanatımı hiçbir şeye değişmem.
Hiçbir şey. Sanatında bir şey değişmezsen canlı müziğine devam etseydin. Burada ne işin var? Kadın diyor ki bak aşk adamı olduk Ayhan artık diyor. Hiçbir cevap vermiyorsun. Dinliyor çocuk. Ne yaptın orada şimdi? Evet ben aşk adamıyım diye kendini yere mi vursun? Coğrafyamıza uygun değil Aslı diyor. Gitmişsin oraya arkadaşlarınla. Beni otelde bırakıp buraya mı gittin ayrıca? Hani prova yapacaktın? Haberim de yok böyle bir yere gittiğinden. Prova yapmış zaten orada. Bence biraz da keman çaldım. Kaya'nın provası o. Bir şey diyeceğim. Acaba buraya hani ben oteldeyken gittin ya. Burada mı eski sevgilini gördün? Çünkü sen sevgilini bırakıp oraya gittin diyor. Orada ne işi var? Arkadaşın. Ben senin eski bu tavrının orada değişikliğine kesinlikle oraya gittin geldin sen değiştin. Eskinin orada ne işi olabilir ki? Buna bağlıyorum. Giderken mi gördün? Yolda mı gördün? Eskinin orada ne işi olabilir ki? O çocuk da senin kafanı karıştırıyor. Sen buradaki sevgini bıraktın gittin çünkü o da onu onaylıyor. Diğer aile bireyleri gibi. Onaylıyor muyum? Hayır. Cevap vermiyorsun ki. Ben eski sevgilimi alakası yok Aslı'ya aşık olduğum için gittim demiyorsun ki. Canlı müzik yapıyorduk, yapamıyorduk bilmem. Bir cevap ver. O da kafaya takmış canlı müziğe önemli. Ne yapayım? Hala diyorsun sanatım daha değerli. Müziğimize ihanet ettin diyorlar. Yine aşk kazandı o zaman. Senin bir dediğin tutmuyor. Hiçbir şey de kazanmadı. Dün beni burada yerle bir ettin. Senin yaptığın da kimse kimseye kızım. Yapmaz. Değişmen lazım. Değişmeyeceğim. Değişeceksin. Gelmeyin aynı konuya. Bacağın görünüyor abi şu değiş. An. Değişmiyorum ya. Pantolon giyin. Giymeyeceğim pantolon. Pantolon ne be? Sen de. Ne güzel giyinmiş kız. Ne istiyorsun? Abla güzelliğini kimse görmesin. Bak konuyu istemiyorum değiştirme. Gerçekten konuyu de kıskanıyorum abla gün geçtikçe. Bana bu videoyu açıklaman gerekiyor. Niye bir cevap veremedin? Pantolon da giyiyor ayrıca. Görüyorum çok da yakışıyor. Sağ olun Seda Hanım. 4,5G ile Gamze'ye bağlanıyoruz. Eyvah! Kaçın! Kaçın! Gamze merhaba! Merhaba Seda Hanım. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Iğdır seyahatinden sonra Kayahan bayağı değişti. Biz bile şok olduk burada. Kayahan artık eskisi gibi Aslı'ya ben seni böyle seviyorum. Ailem de seni böyle kabul edecek. Ben seni tırnağını da seviyorum. İşte kirpini de seviyorum diyen Kayahan gitti. Şimdi diyor ki değişeceksin. Gerçekleri görüyor çünkü Seda Hanım artık. Değişeceksin ama... diyor ama aslında hiçbir değişiklik yok. Zaten değişse de biz Aslı'yı kabul etmiyoruz Seda Hanım. Kesinlikle. Orada diyor ki değişmem. Size defolsun gitsin. Yeter artık ya. O kadar da ağır cümleler kullanma abla. Değişmezse defolsun gitsin diyorsun. Bir de diyorsun ki değişse değişmem. Değişmezsen kalk git ya. Sizin bu tutarsızlığınız genetik mi? Ne bağırıyorsun sen benim kardeşime? Kardeşin ne dediğini bilmiyor. Önce sanatım diyor sonra aşk kazandı diyor. Sen değişse de kabul etmem diyorsun. Kardeşim sana doğruları söylüyor. Sana ne güzel diyor ki değiş diyor. Tırnağını kes diyor. Kirpiğini çıkar diyor. Hala sen bağırıyorsun orada. Sen kimsin benim kardeşime bağırıyorsun? Sen kimsin bana bağırıyorsun? Kardeşini sevdiğim için. Ben sana bağırıyorum. Bir yere kadar. İstemiyorum. Bak istemiyorum. Kardeşini sevdiğim için sana tahammül ediyorum. Yoksa sen tahammül edilebilecek bir kadın değilsin de. Bak dudağa. Sen ne ya devamlı yandan gaz veriyorsun? Etme zaten bana da. Ben de sana tahammül edemiyorum zaten. Yayına bağlanınca seni görünce bütün enerjim düşüyor ya zaten. Ya bağlanma bir günde abi, bakalım ne oluyor. Vallahi ben hepinizi görünce tansiyonum düşüyor Allah'ıma kitabıma ya. Kayahan değiştiğini kabul ediyor musun annem? Ben mi? Evet. Değiştim. Ya değişmem evet. Lazım bundan abla sonra böyle olmuyor. Olacak abla diyor musun mesela? Bundan sonra yap. Benim kurallarım. Biraz yapacak öyle abla gidiyorsun. Yapması lazım. Yeter artık. Yani nereye kadar böyle? Seda Hanım ben değişmeyeceğim. Abi değişeceksin. Değişmek zorundasın. Değişmeyeceğim. Sana inat kirpiklerimi de daha uzun yaptıracağım. Tırnaklarımı da. Sana inat daha kısa etek giyeceğim. Sen benimle inatlaşamazsın. Yap da görelim ben, de yap. Yap ben, da görelim yap. Ben bugün değişsem sen bağırmadan yarın... konuş bir bağırmadan konuş. Anlayamıyorsun ya bağırma gereksinimi. Anlıyorum gayet iyi anlıyorum. Bağırmadan konuş. Anlayamıyorsun sen beni. Anlasaydın 3 günde bu kadar değişmezdin. Ben bugün değişsem sen yarın benim gibi bir kadını tercih eder beni aldatır gidersin. Çünkü sen böyle kadınlardan hoşlanıyorsun. Abi değişmek neden zorundasın anladın mı? Neden değişeyim abi değişeceksin ya? Bak. Evde ablan gibi koltuğun köşesinde oturup seni mi bekleyeyim? Değişeceksin tamam mı? Ben öyle bir kadın değilim. Sen beni susturamazsın lan. Sesimi de kesemezsin. Abi susacaksın da. Susmuyorum. Susanı tercih et o zaman. Tırnaksız kirpiksizi vardım
memleketine neden bırakıp benim yanıma geldin? Bu kadar mı basit sevgin senin? Senin sevgin bu kadar basit. Mı basit ya? Senin sevgin basit. Bir şimdi size çıktım soruyorum. Buraya kayağını bekliyorum, ölüyorum. Yaşam tarzı, tercihleri yüzünden ailesini bile bu konuda terk eden, dinlemeyen Aslı aşkı için değişir mi? Demet. Annem bile diyor. Aslı'cığım. Annem diyor, annem diyor. Sus, kim ediyor ya? Kayağım, one minute please. Bak, bak. Allah'a şükür. Neye bakayım ben? İngilizce bilmiyorum, ben anlamadım. Bunu da mı anlamadın? Yok, anlamadım. İngilizce konuşuyor. Şu kanallardaki yani farkımı görün ya. Seyircim bile İngilizce konuşuyor. Ne yapayım yani? 30 yılda geldiğimiz seviye bu. Kendimi, kurban olduğum yarabbim. Abla kendimi İngiltere'de yabancı kurban bir turist gibi görüyorum ya. Kurban olduğum yarabbim şu günleri vallahi de gördüm. Bundan sonra orkestra İngilizce konuşuyorsunuz. Aşkım İngilizce konuş kocacığım, al mikrofonu. İngilizce karına güzel bir şey söyle. I love you. Ha. O zaman I miss you. Böyle böyle konuşalım rica ediyorum. Böyle böyle takılalım bundan sonra. Ama abla çok anlamıyorum you. Anlamıyorum you. Ahmet İngilizce bir şey söyle. Olur mu canım? I don't know de. Bilmiyorum Seda Hanım. İşte I don't know. Bilmiyorum çünkü. Ya I don't know de. Bilmiyorum. Zeynep sen söyle. Diyemeyiz ki biz bilmiyoruz ki. I don't know dersin. I don't know. Diyemem. Bilmediğim excuse için diyemem. Excuse mi de? Excuse mi kolay söylenir. He? I'm sorry de. Yok. Biz öyle şeylere bakmıyoruz. I love you vardır artık canım. Bunu bilmeyen yok. He? Onu diyorsunuzdur. De bakayım Ahmet. Valla bilmiyorum Seda Hanım. Biz çünkü... Alın bunları. Benden bulaştı bunları. Abla. Ya şeyi bozdu bak. Coğrafyamızı bozdu. Aslı gitti Iğdır'ın coğrafyasını bozdu. Ahmet'le Zeynep de şu an buranın coğrafyasını bozdu. Yok çok da iyiyim ne güzel. Ne? Şimdi söyle. Abla şey diyeyim mi? Akşama kadar İngilizce konuşuyor. İngilizce şarkı okuyor. Öğrenmen lazım daha ne abla için? Yani demin de söyledim. Yani böyle İngiltere'de böyle sokakta İngiltere'de yabancı bir turist gibi hissediyorum. Öğrenmeye çalışsana kişisel gelişimin için. Aslında sana çok güzel bir şey ya. Kavga çok şanslısın mezel... Kayan bu konuda. Bulsam öğreneceğim. Bak sana özel ders veriyorum. Öğrenmen lazım. Ücretli konuşarak mi? Daha güzel öğrenilir. Tabii. Tabii. Yani bunun bir de terimi var da söylemeyeyim şu an.